Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, akıl almaz açıklama geldi. Eski Mossad Başkanı, İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldiği ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Mossad Başkanı Tamir Pardo, tartışmaları yargı düzenlemesindeki ısrarıyla Başbakan Benjamin Netanyahu'nun orduyla Mossad'ı dağıttığını ve İsrail'in ikiye bölünmüş bir ülke haline geldiğini ifade etti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pardo, Amerika'da beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruba atıfta bulunarak Ku Klux Klan'a benzer koşullardan geçiyoruz dedi. Netanyahu'nun izlediği politikaya ilişkin Pardo, Başbakan Netanyahu korkunç ırkçı partilerle koalisyon kurdu ve tutumu da onlardan çok farklı değil ifadelerine yer verdi. Pardo tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz diye konuştu. Netanyahu hükümetini eleştiren Pardo, İsrail umursamaz bir başbakanın varlığıyla ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi. Netanyahu, İsrail ordusunu ve Mossad'ı dağıttı dedi. İsrail Adalet Bakanı Yair Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış, ancak 2023-2024 bütçesinin Mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini ifade etmişti.